ama şu anda otobandayız. Bayağı bildiğimiz otobandı ya. Şaşırdık. Ve ekstra bir yolda yok ama her yer yol. Offroad yapmak isterseniz sağa sola çıkabilirsiniz. Geçtiğimiz yerlerde kısım kısım dere yatakları olabiliyor. Eğer bu mevsimde gelmeseydik, biz yazın sonuna doğru geldik buraya. Daha erken gelmiş olsaydık muhtemelen derelerin içerisinden zaman zaman geçmemiz gerekecekti. Zaten Rusya tarafında da bize bu durumu söylemişlerdi. Şu anda iyi bir dönemde gidiyorsunuz. Eğer biraz erken gitmiş olsaydınız zaman zaman suyun içerisinden geçecektiniz diye. Bu arada Kazak bölgesinden ayrıldık. Artık yavaş yavaş Moğol çadırlarını görmeye başladık. Şöyle boşluğa doğru dikkatli bir şekilde baktığımızda küçük küçük beyaz noktalar görüyoruz. Ve onların Moğol çadırı olduğunu anlayabiliyoruz artık. Tabi biraz modernleşen halleri de var böyle solda gördüğümüz gibi. Kimileri binaya dönüştürmüş, kimileri hala çadır olarak kullanıyor. Bizim kaldığımız yerin gecelik ücreti 75 dolardı. Burada bir tane otel var. Otelin ücreti 200 dolardı. En lüksler arasıydı. Ama inanamayacaksınız, asgari ücret 100 dolar. Biz hiçbir şey anlamadık. Yani bu insanlar nasıl geçiniyor? Nasıl yapıyorlar? Pek mantığımızı oturtamadık. Türkiye'den oldukça pahalı bir ülkedeyiz. Ama asgari ücret de oldukça düşük. Yolda kalmış bir aile ve el yapınca durduk. Şimdi onların lastiğini şişiyoruz. İki tane de yanlarında minicik çocuk var. Umarım bir an önce çözülür. Zinciri attı. Bu bizim de başımıza gelebilir. Bugün 500 kilometre yaptık ama 130-140 kilometresini orayı ben söyleyeyim başına yaptık. 60 kilometre yolumuzdan sapmışız. 60 kilometre sonra eğer tuvalet ihtiyacımız olmasaydı daha da devam ediyorduk. Durunca da bir haritaya bakalım dedik. Sapak falan da yok yani. Şans eseri baktık. 60 kilometre geri döndük. Of, yorucu bir gündü ya. 350 kilometre ilerlemiş olduk ama 500-550 kilometre falan yaptık. Şimdi de bu şehrin adını hatırlıyor musun? Hayır. Bir tane şehir, yani bizim köylerimiz kadar bir şehir var burada. Oraya geldik. Böyle yerler kum, çöl gibi. Zaten her yerde develer var falan. Çöle dönüşüyor yavaş yavaş İklim. Buraya kampımızı kuracağız. Şehirden de çok uzaklaşmadık. Şurası hemen şehir. İnternet de çekiyor. Market de çok yakın. Telefon zaten sadece şehirlerde çekiyor. Yolda çekmiyor. Bazen benzinliklerde de çekebiliyor. Şimdi birazdan buraya kurulacağız. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da yatacağız. Bugün sabah erkenden yola çıktık. Hava düne göre daha güzel. Hatta kaldığımız yerde hava 25-26 derece civarındaydı. Sabaha karşı biraz yağmur yağdı ama iyi oldu, serinlemiş olduk. Çadırda çok sıcakta bunalmıştık. Şimdi bir dinlenme tesisindeyiz. Böyle bir yer. İçeride sadece et yemeği var, kahvaltıda et yiyorlar. Biz de kahvaltıda yanımızdaki bir önceki şehirden aldığımız yumurtaları yapalım dedik. Daha önce deneyimliydik. Daha önceki yumurtalar bozuk çıkmıştı. Maalesef hepsini çöpe atmıştık. Biz yanımızdaki başka bir şeyle kahvaltı yapmıştık. Bugün de denedik. İki tanesi zaten kafadan suyun üstüne çıktı. Onları çöpe attık. Dört tanesini de haşladık. Onlar da bozuk çıktı. Onları da attık. Salatamızı da kaybetmek üzereyiz. Hey hey! Arkadaşlar şöyle kış kış yap gitsin. Aha, devirecek kavuk, şimdi. Kavuk verdim. Tamam. Nereden geldi bu ya? Arkadan geldi. İçeriye kaçtık çünkü keçiyi bir süre uzaklaştırmaya çalıştık ama başaramadık. Taciz etti bizi.
Şimdi içeriden salata aldık. Tavuk konservemiz var dedik. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Hatta deniyorum. Tavuk püresi. Nasıl? Tavuk. İyi. Onun dışında çay yaptık. Sıcak suyumuz var termosta. Çaylarımızı da yapalım şimdi. Sonra yemek yeme faslına geçiyoruz. Moğolistan'da ilerledikçe zorlanmaya başladık. Çünkü yemeğimizi kendimiz yapmak istesek bile besin bulmak ilk defa bizim için zor oldu. Aynen öyle. Sebze bulamıyoruz. Sebze bulamayınca kendi yemeğimizi yapamıyoruz. Evet, hiçbir şekilde bizim manavlarda olan hiçbir şey yok. Ne var? Soğan var, patates var ama patatesler genelde bozuk. Havuç var, havuçlar genelde bozuk. Yani kök bitkiler var. Kesinlikle yeryüzünün üzerinde yetişen bitkilerin hiçbiri yok. Domates, salatalık hiçbir şey yok yani. Bir yıl içerisinde 250 gün güneşli olan Moğolistan'da yağmuru yakalamak aslında çok da düşük bir olasılık değil aşkım. 1/3 yani. 3 günden bir gün yağmurlu oluyor. Ama 250 gün aralıksız güneş diyorlar. Ha, aralıksız. O zaman durum değil. O zaman evet. Hadi. Başarılı. Ulan Batur'a doğru hadi. Kaldı 1300 kilometre. O şarj ediyor mu? Nasıl anlıyoruz? Ediyor. Anladım. Yapıyoruz. 600 kilometreye yakın geldik bugün yine. Ve yolda hiçbir şey yok. Biz normalde günlük kilometrelerimizi bu kadar uzun tutmak istemiyorduk ama hatta Moğolistan'da bir ay kalmayı düşünüyorduk. Ulan Batur'a varmamız bir 3 hafta olur diyorduk. Yarı yolu geldik bile. Daha 3. günümüz mü Berkay? 4. günümüz. Ya hızlı geliyoruz çünkü yollar tamamen boş. Yine bir şehirdeyiz. Şöyle göstereyim. Bizim köylerimizden bile küçük bir yer burası. Belki onlar için de şehir değildir, bilmiyorum. Bir tane restoranın yanında durduk. Maalesef burada yemek yiyemiyoruz. Kendimiz yapacağız demek. Sabahtan beri de o kadar aç kaldık ki. Normalde yemekler konusunda hassas değilizdir. Ama burada yemek yersek muhtemelen hastalanırız. İzin istedik. Aynı zamanda marketleri var. Marketlerden de bir şeyler aldık. Alışveriş yapabilme ihtimalimiz var en azından. Burada çadırımızı kurabilir miyiz sizin bahçenize dedik. İzin verdiler. Şimdi çadırımızı kurduk. Ama daha vücut ısılarımız kendine gelemedi. Muhtemelen açız diye de çok ısımız düştü. Böyle bir yer olduğu için tahmin ediyorsunuzdur ki otel gibi bir şey yok. Bazı polis merkezlerinin önünde otel yazıyor ama içerisine girip hiç bakmadık nasıl bir şey diye. O da zaten en son gördüğüm 300 kilometre önceydi galiba. Hava kararına kadar yol yapmaya çalışıyoruz ki bir an önce büyük bir şehire varalım. Aa, sıcak su almış bana. Sıcak su torbası getirdi. Aa, bu çok iyi oldu. Bu beni bayağı ısıtır. Uyurken de yenileriz. Of, çok sevindim şu anda. Sen üşüyor musun? Üşüyorum, üşüyorum da. Şu içeriği kuralım, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra kendime sana geleceğim. Niye bu kadar yaklaştım? Gözlerini görmek için. Görebiliyor musun? Kançama. Dün de böyleydi. Ya biz yemek yemiyoruz Moğolistan'da. Yemek yok. Yemek günü yapacak yer de yok. Yer her de yer yok. O kadar soğuk, boşluk ki. Bisküviyle geçiriyoruz, gofretle geçiriyoruz günü. O yüzden bence böyle oluyoruz biraz da. Ya en azından sabah bir yumurta kuralımız vardı. Ne olursa olsun yumurtamızı yiyeceğiz diyorduk. Yumurta yiyorduk.
5-6 yumurta her sabah çöpe atıyoruz canım. Artık bundan sonra atmayacağız. Ulan Batur'a kadar yumurta almak yok. Ulan Batur'da da durum nasıl olur bilmiyorum. Bir an önce kurulup... Neyse ki bugün domates, salatalık falan bulduk. Onlar biraz daha iyi gelecek bize eminim. Konservemiz de var. Bir de lahana aldık çünkü sabah yediğimiz lahana salatası bayağı lezzetliydi. Aynısından yapar yeriz yani. Ya aynısından yapamayız, havuç rendeleyemeyiz ama olsun, lahana yeriz, güzel olur. Ne yapıyorsunuz Sayın Berkay? İçlik mevsimini açıyoruz. Eşofman tamam, içlik tamam. Biraz da içeri gireyim de ısınayım. Isın. Ben yaklaşık 1,5 saattir falan içerideyim. Bayağı bir ısındım. Yemek hazırlığını içeride yaptım. Soğan olsun işte, domates, patates falan filan. Berkay da dışarıda ocağı yaktı ve pişirdi her şeyi. Yemeğimiz şimdi oldu. Biraz dinlensin diye şu balkon kısmına bıraktık. Acıktın mı? Acıktım ve bayağı kirlendim ya artık. 2 gündür falan elimi yıkayamıyorum. El yıkayacak yer de yok. Maalesef. Islak mendille. Maalesef ellerini yıkamıyorlar burada. Biz de onlara uyum sağlıyoruz. Ya biz birkaç kere sorduk elimizi yıkayabilir miyiz diye. Bir kova su getirip sabunsuz bir şekilde şey yapıyorlar. Aslında biz su alıp elimizi yıkayabiliriz ama soğuktan ona da fırsat olmadı. O kadar soğuk bir hava var ki genelde ıslak mendille hijyen sağlıyoruz. Hijyen denirse tabii. Yarın bir su döküp elimizi yıkayalım. Yarın bir yıkayalım, evet. Yemeğimizi al istersen içeri. Bence dışarıda dökelim suyu. Böyle de bir sistem kurduk. Dışarıda dökelim yemeği. Tamam. O iş sende. Birlikte yapmak zorundayız. Tamam. Yemeğimiz gitgide çoğalıyor. Evet. İşletme sahibi bize yeni yemek getirdi. Et muhtemelen at eti bu. Çünkü at etine çok evet, benziyor. Evet, at eti belli. Pilav var, patates var. Oo. Birazcık da ekmek bırakmış. Sağ olsun. Düşünmüş bizi. Evet, bir de burayı açsana biraz. Çay getirdi bize. Biz de buraya koyduk. Sütlü çay getirdi. Diye. Çok sıcak olduğu için ve dökülmesin diye oraya koyduk. Şimdi bence acıdı bize. O kadar üşüyerek geldik ve içeriye sığındık ki. Evet. Sorgusuz sualsiz bizi içeri aldı ve orada ısınmamızı sağladı. Sonrasında yan bahçede kalabilir miyiz diye sorduk. Okey dedi. Başka da hiçbir şey demedi. Geldi, bize yer gösterdi ve şu an onun bahçesindeyiz. Sağ evet, olsun. Çok da iyi biriymiş. Aynen öyle. Biz uyandık ama çantalarımızın üstünün kum olduğunu fark ettik. Özellikle yere koyduğumuz çantalar. Ve bunun nasıl olabileceğini düşününce bir hayvan çıkmış üstüne diye düşündük. Şöyle bir etrafa baktım. Her yer fare deliği. Ve şimdi ben buraya geldim diye koşuşturmuyorlar ama biraz uzaklaşınca her yerden birbirlerine doğru koşuşturuyorlar. O kadar şirinler ki. Şurada 2 tane var, görüyor musunuz bilmiyorum. Bunlar onların delikleri. Gece bunlarla uyuduk. Dün küçük bir tane lahana almıştık. Onu hazırlıyoruz. Gün içerisinde yolda yemek için. Hatta yarın sabah kahvaltıda yemek için. Evet, birkaç gün yenir bu çünkü bozulan bir şey değil. Hava da oldukça soğuk. Bunu taze tutacağını düşünüyorum. Kahvaltılarımız artık lahana, domates ve salatalık. Evet. Yani yumurta gitti, lahana geldi onun yerine. Soğan da var. Soğan da var, evet. Zeytinyağı döküyoruz üstüne. Çok lezzetli oluyor. Kekik atıyoruz biraz da. Bir nar ekşisimiz olsaydı. Şöyle zeytinyağına da banayım.
Ege'den. Marmara Adası'ndan keki Ege. Kahvaltı dediğim böyle olur. Müthiş. Şimdi gel de bunu Moğolistan'da anlat. Gel de anlat. Adamlar kahvaltı et yiyor. Kavuruyorlar şurada. Adamlar kalite konuşuyor, kalite. Oh, Türkçeyi. Çaykur sallanıyor oradan. Toparlandık. Kamp yaptığımız alandan ayrılıyoruz. Şimdi markete gideceğiz. Birkaç bir şey alalım. Hem teşekkür babında hem de ihtiyaçlarımızı karşılamak anlamında. Onlar da bizden para kazanmış olsun bu vesileyle. Bir şeyler aldık. Şimdi bir de benzini dolduralım. Bir daha yolda durmayalım. Zaten şehirden şehire, şehir dediğimizde böyle köy, yaklaşık 300 kilometrede bir benzinci bulabiliyoruz. Bazen 350. Ama daha fazlası değil. Aa, bak burada düştü fiyat su. Tamam, karşıdakine gidelim. Bir önceki şehirde 28 Tugrik'ti. 28 değil aslında, 2800. 3100 Tugrik 1 dolar yapıyor. Yani 90 sent falan. 1 litre benzin. Depomuzu fullleyelim. Kredi kartı geçiyor bu arada. Kendi kartlarımızı kullanabiliyoruz. Depolarımızı doldurduk. Yola devam edebiliriz. Bugün yine en az 300 kilometre yol yapacağız gibi gözüküyor. Ulan Batur'a doğru sürmeye devam ediyoruz. Polis herkesi çeviriyor. Yola çıkınca soğuk olduğunu fark ediyoruz tabii ki. Rüzgarın katkısıyla. Yol üzerindeki şehirlerin büyüklüğü tam bu kadar. Yani şehir denemez. Bizim köylerden bile daha küçük. İnsanların hem evleri var hem çadırları. Bütün Moğolistan'da olduğu gibi. Her şeye rağmen çadırlardan vazgeçememişler. Nerede bir su kaynağı bulsalar, akan su görseler etrafına hemen şehir ya da köy kurmuşlar. Ama bu da bayağı geniş bir su kaynağıymış. Daha önce böylesini görmemiş. Evet. Bugün rüzgara teslim olmuş durumdayız. İlk defa bu kadar rüzgar yedik. Asla gidemiyoruz. 80 maksimum 90. Yolda bir mola verdik. Arkadaş da yanımıza durdu. Benzini bitmiş. Bir şekilde anlaştık. Bizim gaz ocağımızda bulunan benzinden onun deposuna doldurduk. Yaklaşık yarım litre. Herhalde biraz götürür onu. Başka zaten yedek depomuz olmadığı için başka benzin veremedik. Bay. Bay. Thank you.
biraz götürür, en azından idare eder. Dur. Ay. Çamur. Sanki beyaz salon değil, gri salon. Git bir daha köpürt. Yok istemiyorum, bak. Yetti bunu. Evet. Yemek vakti. Saf bir doğa bulduk kendimize. Yemek molası verdik. Demek ki yoldan saparsak böyle olacak. Enfes ya. Noodle yapıyoruz. Genelde öğle yemeklerimizi böyle 5 dakikada hazırlanabilir. Geçiştirme. Moğolistan'da olarak ayırayım bu durumu. Çünkü aslında dinlenme tesisi olan yerler var ama yemekleri pek bize hitap etmiyor. Denedik, tadına baktık tabii ki. Ama sürekli yemek için pek uygun değil, bize göre değil. O yüzden böyle hallediyoruz. Benzinli ocakla da aramız çok iyi. İyi ki benzinli ocağa geçmişiz. Kesinlikle ilklerimizden biri. Evet. Öncelikle tebrikler. Çok harika bir yer bulduk. Çok güzel bir yer bulduk. Hem sessiz, hem şehre yakın, hem şehirden uzak. Çok güzel bir yer. Şu güneşi gördüğünüz yerin hemen şuralarında bir yerlerde bir Moğol çadırı var. Burası şehir. Şehir bu. Şurası değil. Yol. Yanlış anlaşılmasın. Şehir bildiğin İstanbul. Evet. Çok büyük bir AVM'si var ve ultra lüks bir süpermarketi var. Oraya gittik az önce. Alışverişimizi yaptık da buraya geldik. Yani süpermarket İstanbul gibi de şehir o kadar değil tabii. Buna fark var, daha ne olsun ya. Buna farkı var. Bayağı büyük bir şehirde. Burası da inanılmaz güzel bir alan. Sessiz, sakin. Yıldızları izleyeceğiz. Moğolistan biralarımızı aldık. Biralarımızı yudumlayacağız. Öncesinde çadırımızı kurup yemek faslına geçelim. Kışlık modumuzu açtık. Bugün. Artık her gece böyle. Ama bugün dine göre çok sıcak. 5 derece daha sıcak. Sadece sinekli. Sinek vardı dışarıda. Bir de tabii çadırın içerisinde biraz hareket olunca ısınıyor, iyi oluyor uyumadan önce. Bu arada Moğolistan biralarımız. Bildiğin Tuborg ya. Bildiğin deve var üzerinde. Her yerde bu deveden var. Yemeğimiz de hazır. Bu sefer salatamız da var. Ekstra lüksüz. Keşke şu tabaktan bir tane daha alsaydık yanımıza. Çünkü iç içe geçtiği için çok portatif olurdu bizim için. Salatalık bir tabağımız olurdu. Ama başka sefere diyelim. Evet, yani, ne yapalım? Bir dahaki sefere alırız muhtemelen. Afiyet olsun. Afiyet olsun sana da. Dışarıdan ot geldi. Olur öyle, olur. Uyandık. Saçlarımızı yıkadık. Bu soğukta dün gece fırtına aşırı yağmur vardı. Şimdi çiselemeye başladı. Hızlıca toplanmaya çalışıyoruz. Hasta olmazsak iyi. Aslında şehirlerde kalacak yerler var. Yurt deniyor onlara. Daha önce kalmıştık ilk girdiğimiz şehirde. Ama pek konforlu değil. Orası sıcak bir yerdi. Burası soğuk ve yurtlarda ısıtıcı yok. Çünkü buranın doğal yaşamını anlayabilmemiz için oralarda kalıyoruz. Biz bir kere kaldık, yetti bize. Bizim çadırımızdan pek farklı değildi. O yüzden burada kalmaya devam ediyoruz. Buradakilere baktım, sıcak su erişimi de çok yok. O yüzden oralarda kalmayı tercih etmiyoruz. Çadırdan devam ediyoruz. Doğru düzgün bir otel gibi bir şey de bulamadık. İlk girdiğimiz şehirde vardı. Kişi başı $200. Zaten çok aşırı yüksek bir para. Yani genel olarak böyle. Moğolistan'a gelmek isteyenler için kısa bir bilgi olsun. Dün bir kahveci görmüştük. AVM diye bahsettiğimiz yer. Şimdi oraya gideceğiz. Hem suyumuz bitti, su alacağız. Hem de oradan kahve içeceğiz. Biz ısınacağız, vücudumuzu toparlayacağız.
Bugün çok erken kalktık. Geride yatamadık. Gece biraz zordu. Berkay motorun düşeceğini zannetti. Çünkü yer ıslanınca zemin yumuşayacak ve motosiklet yan tarafa yatacak diye düşündüm. Ama yer epey sert. Hiç yumuşamamış. Motor da sağ salim bir şekilde ayakta kalmış. Ama o kadar ciddi rüzgar vardı ki motorun düşeceğini düşünmemiz gayet doğal. Biz eskiden böyle rüzgarlarda çadırla uçardık. Evet. Ama her yerini sabitlemeyi... Artık akıllıyız. ...öğrendik. Meğersem çadırı kuramıyormuşuz. Ekstra ipler çıkıyor çadırın içerisine. Onları bağlayınca hiçbir sorun kalmıyor. Rahat bir şekilde çadır evet. Ayakta duruyor. Çadırı tam kurarsanız istediğiniz kadar fırtınada kalın. Çadır ayakta duruyor. Çöpümüz... Son dakika kurtulduk yağmurdan. Yağmur başladı. Çöpümüz de yerini aldı. Her zamanki gibi dur anahtarı açmamı. Hadi bakalım şuradan kurtulalım. Her şeyimizi topladık değil mi? Evet. Çok güzel yer seçeriz. Çok güzel yer. Çok güzel yer seçmişiz Berkay. Güzel yer seçmişiz ya. Aslında kuytudayız. Gözler olarak güzel de pek çok güzel yer seçemem. Aa şurada şey varmış bak. Çukur. O çukurda kalabilir mi? Hayır orası nehir. Öyle mi? Evet orada. Yani su yok içinde de. Şey. Nehir yatağı. Evet nehir yatağı. Şey yapamayız kalamayız yani. Şimdi şu AVM'ye gidelim. Berkay ne yapacağız? Güzel bir kahvemiz içelim. Şuradan geldik biz. Kahvaltımızı yapalım. Nasıl toplandık hiç bilmiyorum. Tam zamanında ha. Evet şu anda vallahi deli gibi yandık. 2 dakika geç kalsak yandık. Bu arada Moğolistan'da kaçıncı günümüz oldu? Bir haftayı devirdik galiba. Yok canım bir hafta olmadı. Kaç? 6 mı oldu? Yağmurluğumun cebini kapatmamışımdır. Hadi kapatırdın şurada zaten şey. Paraşüt oluyor sonra. Hadi devam. Koş 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 koş. Güle güle güzel yer. Güle güle soğuk yer. Soğuk ve güzel. Fotoğraf çekmeyi unuttuk fotoğraf ya. Fotoğraf çekecektik. Ben çektik mi? Çekmedik. Tüh. Dün akşam çektik birkaç tane daha. Tüh. Neyse. Oo Berkay sağanak yağıyor. Çok hızlandı ya. Kameralar da ıslanıyor şu anda ama. Hiç olmaz hızlıca gidelim. 2 kilometre. Şey diyeyim mi? Son dakika kurtulmuşuz. Son dakika. Genelde şehirlerin olduğu bölgelere yağmur yağıyor. Uzun yolda pek yağmur olmuyor. Ya da dağlara. Bunun sebebi ise sanırım sıcak havanın yükselmesi. Evet, şehre giriş yaptık. Bak şurada Luna Park var. Dün akşam bahsetmiştim. Luna Park da değil biliyor musun? Sadece dönme dolabı. Dönme dolabı. Ama olsun, bu da bir şey su. Tabii ki. Sinema bile var bu şehirde. İlk girdiğimiz şehirde yoktu hiçbir şey. İşte bunlar büyüyüp 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 Ankara, İzmir, İstanbul oluyorlar. Bak şu ileride gördüğümüz uzaktaki çadırlar Silivri falan olacak ileride. Olsa olsa Gebze olur o ya. Baksana sanayinin ortası. Hasis. Allah ben hasisi görmedim. Bu insanlar yavaş gidiyor. Muhtemelen kamera var burada hız ölçen.
ama bizim bir an önce gitmemiz lazım. Çölün ortasına radar falan koymuşlar ya. Evet ya, dün neydi o öyle su? Bildiğin çölün ortasında radar vardı. Adam durmuş, arka bagajını açmış, kamerayı kurmuş. Orada yavaş gitsen de hiçbir şey olmaz, hızlı gitsen de hiçbir şey olmaz. Çünkü önüne atlayabilecek hayvan bile olamaz. Görüş mesafesi nereden baksana 10 kilometre. Hız sınırı da 80. Burası bir Budist şehri. Zaten şuradaki heykelden de anlaşılıyor. Zaten Moğolistan'ın tamamına yakını neredeyse Budist. %97'si. Bak şöyle farklı giyinen abiler ablalar var. Onlar Budist. Evet, en dindarları bak sanırım. Bunlar. Evet, burası. Kırmızı yanıyormuş. Heh, şu Sansar Center yazıyor ya. Orası bizim AVM. Bizim AVM. Evet, en sevdiğim yer Moğolistan'daki. Allah Allah. O kadar yer gördük, en sevdiğim bu mudur yani? Şaka yapıyorum. Aa bak, buraya da yenisini yapıyorlar muhtemelen. Burası bayağı gelişiyor ya. Gelişmeye başlamış. İşte diyorum, geleceğin İstanbul'a. Bakın Lunapark da böyle. Aa, birkaç oyuncak daha varmış belki. Solda. İki tane daha var. İşte burası ya. Şu lükse bakın. Şu lükse bakın. Şoförümüzü de alalım. Evet, doğaya çöpümüzü atmıyoruz. Toparlayıp gelip çöp kutusuna atıyoruz. Bunu sakın unutmayın lütfen. Benim lüks kahvem. Şimdi güzel bir kahve içeceğim. Oh, mis. Şuraya bakın. Gerçekten çok başarılı. Geldin mi? Çok başarılı. Kahvecide kahve kalmamış. Sadece süt var dediler. Biz de şunlardan aldık. Patatesli. Yanına da salata yapıyoruz. Telefonlarımızı da şarja taktık. Yanımızda zaten sıcak suyumuz vardı. Sabahtan kaynatmıştık. Çay yapacağız. Evet. Birazdan masayı toplayacağız. Çok dağıttık ama. Tabaklarımızın içine her şeyi doldurunca kaldıracağız her şeyi. İlk defa domates ve salatalığı soydum çünkü burada yıkama imkanımız yok. Elimizi de aldığımız 5 litrelik sularla yıkıyoruz. Çeşme de yok. Lavabo da yok yani. Evet, söylediğim gibi masayı toparladık. Şimdi çok güzel şeyler aldık. Bunları yiyelim. Tat bakalım nasıl? Gerçekten öyle. Patatesi bol mu? Bol. Çayımız da burada. Dün buradan Lipton çay aldık. Evet, tadı aynı Çaykur'la. Ama bizim şey değil yani. Nereden? Kore'den geliyor bunların çayı. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Geldim. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, epey dinlendik. Sularımızı da doldurduk, dişlerimizi fırçaladık, yenilendik. Şimdi yeniden yola çıkma vakti. Havada biraz soğudu ama yapacak bir şey yok. Yağmur yağıyor. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yorum yapmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.